Sedat Ergin. 10 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. Putin'in tahıl koridoru anlaşması manevrasından ne anlamalıyız? Rusya lideri Vladimir Putin'in 29 Ekim cumartesi günü Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını açıklaması küresel bir gıda krizinin tetiklenebileceği yolunda büyük bir endişenin yaşanmasına yol açtı uluslararası alanda. Yaklaşık 5 gün süren bir gerilim ve Türkiye'nin aktif bir şekilde yer aldığı diplomasi sonucunda Rusya'nın 2 Kasım'da yeniden anlaşmaya dönmesi şimdiden Ukrayna savaşının üzerinde çok konuşulacak sayfalarından birini oluşturuyor. Peki geçen 5 gün içinde ne oldu? Öncelikle uluslararası alanda Rusya'ya karşı çok kuvvetli tepkiler ortaya kondu. Bu süreçte 1 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bunu Erdoğan'ın ertesi gün 2 Kasım, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmesi izledi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Rusya Savunma Bakanı Sergiy ile 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki kez görüşmesini 31 Ekim'de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'la konuşmasını da bu trafiğe dahil etmeliyiz. Ve 2 Kasım Çarşamba günü Rusya lideri Putin anlaşmaya döndüğünü açıkladı. Rusya'nın bu anlaşmayı askıya alma ve ardından mutabakata dönme kararları arasında ne gibi gelişmelerin yaşandığı, Putin'in bu hamlesiyle hangi hedeflere yöneldiği, bu hadisenin Rusya'nın pazarlık pozisyonu açısından ne anlama geldiği ne gibi sonuçlara yol açtığı gibi başlıklarda uluslararası medyada sayısız haber ve yorum çıktı. Öyle anlaşılıyor ki bu yorumlar daha bir süre devam edecek. Burada altı çizilmesi gereken bir nokta. Türkiye'nin krizin aşılmasında oynadığı rol nedeniyle Erdoğan'la Putin arasındaki ilişkinin kazanmakta olduğu boyutların özellikle Batı medyasındaki yorumların hepsinde kuvvetli bir vurgu almakta oluşudur. Koridorun açık tutulması Putin'i geriletti mi? Yaşanan krizle ilgili sıkça belirtilen görüşlerden biri, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin Rusya'nın kararına rağmen, Karadeniz'deki bu koridordan Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin trafiğini teşvik ederek, güzergahı açık tutmalarının alınan sonuçta belli bir rol oynamış olmasıdır. Bu değerlendirmelere göre, Putin tahıl koridorunun kendisine rağmen işlemesi karşısında hamlesini uzun zaman sürdürmesinin isabetli olmayacağını görmüş ve geri adım atmıştır. Kuşkusuz gıda gibi dünyanın her kıtasında her toplumu yaşamsal bir şekilde ilgilendiren bir konu üzerinden yüksek risk içeren böyle bir manevraya girişmesi uluslararası alandaki Rusya algısı üzerinde çok kötü bir iz bırakma potansiyeli taşıyordu. Küresel bir gıda krizinin sorumluluğunun üstüne kalması Putin açısından oldukça problemli bir görüntü yaratacaktı. Bu durum Putin'i krizi daha fazla tırmandırmadan anlaşmaya dönmeye yöneltmiştir. Rusya'nın üç başlıkta güvence talebi. Rusya'nın açıklamasına bakılırsa anlaşmaya Ukrayna'nın verdiği güvenciler üzerine dönülmüştür. Ukrayna tarafı ise Anlaşmaların dışına çıkan yeni bir güvence verilmediğini, zaten var olan taahhütlerin tekrarlandığını söylüyor. Rusya, anlaşmayı askıya alma kararına gerekçe olarak 29 Ekim'de Karadeniz'de Sivastopol'daki Rus donanmasına Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıyı göstermiş, Ukrayna'nın Karadeniz üzerindeki emniyetli tahıl koridoru güzergahını savaş amaçlı kullandığını ileri sürmüştü. Putin Ayrıca bu anlaşmayla Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatının Afrika ülkelerine değil, daha çok Batı ülkelerine gitmesini de bu hamlesine bir diğer gerekçe olarak göstermişti. Rusya lideri, Birleşmiş Milletlerle yapılan düzenlemenin diğer ayağını oluşturan Rusya'dan uluslararası pazara gübre ve tahıl ürünleri sevki projesinin yürümemesinden de şikayetçi olmuştur. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna'nın güvenlik koridorunu askeri amaçlı kullanmayacağı yolunda verdiği güvence üzerine anlaşmaya dönülmüştür. Rus tarafı bu egzersizle somut bir kazanım elde ettiği görüşüncedir. Erdoğan'dan Putin'e hak veren ifadeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı İbrahim Kalın'ın açıklaması da bu yöndedir. Kalın 4 Kasım akşamı CNN Türk'te Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra Putin Ukrayna'dan bu saldırıların yaşanmaması için garanti istedi. Tabi Ukrayna ile müzakereler sürdü. Ukrayna tarafının yapıcı tutumunu da takdir etmek önemli. Çünkü Rusya'nın istediği bu güvenceyi verdi şeklinde konuşmuştur. Kalın Ukrayna ürünleri tercih edilince Rusya'nın tahıl ürünleri ve gübresinin Koridor üzerinden yapılan sevkiyata dahil edilmemesinin Putin açısından meselenin bir diğer yönünü oluşturduğuna da dikkat çekiyor. Kalına göre burada yaşanan sorunun nedenlerinden biri Batı merkezli liman ve gemicilik hizmeti yapan şirketlerin Rusya'nın ürünlerini almaları durumunda ABD ve Avrupa Birliği tarafından ikincil yaptırımlarla karşılaşmaktan korkmalarıdır. Bu arada Erdoğan'ın daha önce 2 Kasım akşamı ATV A Haber'e mülakatında kullandığı bazı ifadelerde Putin'in bu olayda attığı adıma hak verdiğini gösteren bir bakışı yansıtıyor. Erdoğan siz bir lider olarak bu şekilde size saldırılsa buna eyvallah eder misiniz? Etmezsiniz. Bana yapsanız da aynı şeyi bence etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın 3-5 ülkeden bir tanesi olan Rusya'nın başı olacaksınız. Her türlü imkana sahipsiniz ve kalkıp böyle saldırılara da evet diyeceksiniz. Mümkün değil diye konuşuyor. Keza Erdoğan'ın Rusya'nın gübresinin sevkinin yapılması konusunda da mutabakata varıldığını, ayrıca Cibuti, Somali, Sudan gibi Afrika'da açlık yaşanan yerlere tahıl naklinin planlanacağını söylemesi de dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri de aslında Putin'in getirdiği gerekçelere anlayışla yaklaştığını açıkça ortaya koyuyor. Putin hangi sayıklarla hareket etti? Alınan bilgiler krizin seyri içinde Rusya'nın Ukrayna'dan talep ettiği güvenciler konusunda kanal olarak Türkiye devreye girerken, gübre ve tahıl ürünlerinin uluslararası pazara sevkinde karşılaştığı sıkıntıların aşılması konusunda da Birleşmiş Milletler kanalı üzerinden ...bazı güvenceler aldığına işaret ediyor. Bütün bu boyutlarıyla bakıldığında Putin de kendi çıkarları açısından birden çok hedefe yöneldiği bir egzersize girişmiştir. O da kendi hesabına bazı güvenceler elde ederek bu manevradan kazançlı çıktığı görüşüncedir. Bu noktada Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin koridoru açık tutmalarının... ...Rusya'nın bu egzersizi daha fazla uzatmadan sonuçlandırması yönünde bir etki icra ettiği düşünülebilir. Sonuçta bütün bu faktörlerin krizin seyrinde değişen oranlarda rol oynamış olması muhtemeldir. Tabi Rusya lideri Putin bütün bu hadisenin akışı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında işleyen kanalı bir kez daha işlevsel kılarak Türk muhatabının Ukrayna krizi bağlamında uluslararası alanda biraz daha zemin kazanmasına yardımcı olmuştur. Batı basınında bu yönde kuvvetli yayınların yapıldığını görüyoruz. Meselenin bu kısmı ayrı bir değerlendirmenin konusudur. Düzeltme. Dünkü yazımızda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Küşey'in açıklamasında Anayasa Mahkemesi'nde AK Parti hakkında kapatma davasının açılma tarihi tarafımızdan sehven 14 Mart 2018 şeklinde yazılmıştır. Doğrusu 14 Mart 2008 olacaktır.